Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, hatırlarsanız derin dondurucuda yaprak saklama yöntemimi paylaşmıştım. Müthiş kolay olmuştu arkadaşlar. Bu şekilde yaprakları topladıktan sonra desteledim ve şeffaf folyeye sıkı sıkı rulo sardım. Sarmış olduğum bu ruloları derin dondurucuya kaldırmıştım. Bu yöntemle o kadar kolay oluyor ki hiçbir şekilde suda haşlama yapmıyoruz arkadaşlar. Ön haşlama ve sonra da haşlama yapmıyoruz. Direkt çıkardıktan sonra çözdürüyoruz ve sarmaya hazır oluyor. Şimdi bunun sonucunu sizlere göstermek istedim. Nasıl sarması oldu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde porsiyonluk olarak hazırladığım rulo yapraklarımı dondurucuya kaldırdım ve dondurucuda sakladım arkadaşlar. Ve sonucunu burada sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tanesini sizlere göstermek için çözdürmüştüm. Hiçbir şekilde yapraklarda kırılma olmuyor, renginde bozulma olmuyor, dolap kokusu olmuyor ve asla üşüme olmuyor. Asla soğuk vurmuş gibi olmuyor. Gördüğünüz gibi yapraklar çözüldükten sonra bu şekilde sanki dalından koparmış gibi tazecik ve rengini asla kaybetmeden taze taze kalıyor arkadaşlar. Kesinlikle kırılma olmuyor. Gördüğünüz gibi uçlarında da kırılma yok. Ve en önemlisi de buzluk kokusu asla olmuyor arkadaşlar. Güzel sardıktan sonra bu şekilde dondurucuda saklayabilirsiniz. Evet, umarım bu yöntemi yapınca sizler de çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden emeğime vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dondurucuda sakladığım yapraklardan sarma sarma zamanı. Sonucunu merak edenler için bu videomu hazırladım. Kullandığım ölçüler, ben 2 çay bardak pirinç kullandım, yaklaşık 350 gram kadar kıyma, 1 tane soğan, 2 çay bardak su, 1,5 yemek kaşık domates salçası, yaklaşık silme 1 yemek kaşık biber salçası, baharat olarak kırmızı toz biber, karabiber, dereotu 1 tatlı kaşığı kadar, 1 tatlı kaşığı kurumuş nane, tuz damak tadına göre ve 1 tatlı kaşığı kadar da kurutulmuş maydanoz. 1 tutam da taze nane kullanıyorum. Taze nane ve kurumuş nane gerçekten çok güzel lezzet veriyor sarma ve dolmalara arkadaşlar. 1 çay bardak zeytinyağı, 1 yemek kaşık kendi yapmış olduğum nar ekşimden kullandım. Evet, tüm malzemeyi güzelce karıştırdım. Evet, maydanoz kurusunu eklemeyi unuttuğum için arkadaşlar sonradan ilave ettim. Tüm malzemeyi güzelce harmanladıktan sonra artık sarmaya hazırdır. Tenceremin tabanına bu şekilde kemikli pirzolaları vardı arkadaşlar. Onları da kullandım. Dilerseniz kemikli boyun da kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmadan sade sarma sararak pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde sarmalarımı sardım. Genelde etli yaptığım için tarifimi bu şekilde vermek istedim. Sizler tercih ettiğiniz gibi sarmalarınızı sarabilirsiniz. Evet.
çözdürmüş olduğum yapraklarımı gördüğünüz gibi hemen soğuk suyun içerisine banyo yaptırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de yapraklarımı yıkamış oluyorum. Hatırlarsanız yapraklarımı yıkamadan bu şekilde poşete sarıp rulo yapıp dondurucuya kaldırmıştım. Eğer içiniz rahat etmezse bu esnada banyo yaptırarak güzelce yapraklarınızı yıkayabilirsiniz. Evet. Şimdi iç harcından koyup yapraklarımızı saracağız. Harcımız ve yapraklarımız bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Kıymalı kullandığım için arkadaşlar yapraklar, sarmalarım çok ince, kalem gibi olmayacak maalesef. Biraz kalın, parmak kalınlığında sarmalarım olacak. Evet, burada yapraklarımın durumunu tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde haşlama yapmadan gördüğünüz gibi sadece dondurucuya attık, çıkardık ve bu şekilde soğuk suda banyo yaptırıp yapraklarımı sarıyorum. Birçok yöntemle yaprak saklama tekniklerini sizlere daha önceden paylaşmıştım arkadaşlar. Ama bu zamana kadar en çok ve en pratik olanı bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi sadece tavsiye ederim. Umarım yapınca sizler de çok beğeneceksiniz ve dondurucuda yapraklarınız için bir bölüm ayıracaksınız. Eğer aşırı derecede çok yaprağınız varsa o zaman salamurasını kurun derim arkadaşlar. Evet. Tenceremin tabanına pirzolaları koyduktan sonra üzerine de sarmış olduğum yapraklarımı bu şekilde diziyorum. Evet, benim yapraklarım kendi bahçemden topladığım yapraklarım da arkadaşlar. Oldukça taze ve böyle damarsızdı. Çok güzel bir cinsi var yaprakların. Yapraklardan yapraklara değişebileceğini göz önüne alarak ben bu şekilde sarmış olduğum yapraklarımı yaklaşık 40 dakikada şahane sarmalarım piştiler. Yumuşacık ilik gibi oldular. Biraz uzun tutmamın sebebi de altına koyduğum kemikli etlerin pişmesi yüzünden. Eğer altına et kullanmayacaksanız arkadaşlar normal pişme süresi gibi yaprak sarmalarınızı pişirebilirsiniz. Yarım saat 40 dakika arasında pişecektir. Evet, bu esnada sosunu hazırladım. Burada yaklaşık 3 çay bardak su ilave ettim. Biraz zeytinyağı, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, biraz da tuz. Sarmaların arasına bu şekilde bir baş sarımsağı da diş diş yerleştirdim. Hazırlamış olduğum sosu da bu şekilde sarmaların üzerine döktüm. Yarım limonu dilimleyerek bu şekilde dilim dilim koydum. Bir parça da tereyağı ekledim. Ve üzerine de sarma kapağını kapattım. Pişmeye bıraktım orta derecede arkadaşlar. Evet. Bu sarma kapağını o kadar çok rahat oldum ki anlatamam arkadaşlar. Türkiye'den getirmiştim. Konya'dan almıştım. Daha önceden bu şekilde sarma kapağım olmadığı için üzerine küçük pasta tabağı koyup onun üzerine de bir tasın içerisine su koyarak ağırlık yaparak sarmalarımı pişirmeye çalışıyordum. Üzerine kalkmasın diye. Gördüğünüz gibi yaklaşık 40 dakika sonra sarmalarım çok güzel piştiler. Müthiş lezzetli oldular arkadaşlar. Renginde asla kararma yok gördüğünüz gibi. Şimdi size içini de göstereceğim. Çok sıcak henüz. Bu şekilde çok pratik bir sarma sarması oldu arkadaşlar.
Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet. Şimdi tencereyi ters çevireceğim. Tepsiyi bir de o şekilde göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi. Ters çevirirken şov yapanlar da gözüme geldi bu arada. Acaba çevirirken düşürebilir miyim diye. Ama çok güzel çevrildi. Evet. Ve artık şahane etli yaprak sarmam artık yemeğe hazır. Yanına mercimek çorbası yaptım. Yoğurt ve salata eşliğinde bizler afiyetle tükettik efendim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.